süper bir gücünüz olsa ne olmasını isterdiniz? Düşündün mü hayatında süper bir gücün olsa, enteresan bir gücün olsa neyin olsun isterdin? Ne yapmak isterdin mesela? Uçmak isterdim. Evet. Uçmak. Çok uçmak. Mantıklı. Babacığım? Tabii uçmak. Uçmak. Çok büyük özgürlük. Evet. Ben düşünceleri duymak isterdim. Düşünceleri okumak duymak. İsterdim. Çok feci bir... Feci, evet, ben ne istediğine yani, dikkat et. İlk gün intihar ederim. Gerçekten evet, ben çok evet. merak ediyorum. Yani ama öyle bir film de vardı hatta. Milletin korkunç senin hakkındaki şey düşüncelerini mi? Genel. Bu, genel hani. Ha, genel düşünceleri. Evet. Yani meraklı mısındır ondan bir mı? Bir şey söyler aslında başka bir şey düşünür ya insan. Yani ne düşündüğünü çok merak ediyorum. Ama insanı insan yapan da düşündüğü şeyi söylememesi değil mi zaten? Evet. Evet. Oradan gitti. Ya da söyleyemedikleri. Allah muhafaza herkes düşündüğünü söylese yani. Hocam var mıdır sizin bir özel... Ya bilmiyorum yani bir gücüm olsa tabii ki hani... dünya hani güzellik yaşamasak kızlar gibi olacak ama daha güzel bir dünya için. Daha güzel bir dünya. Ama gerçekten ve savaşları yaşadığımız zor şeyleri hiçbir zaman isterdik yani. Hiçbir zaman barış içinde, mutluluk aynen. içinde gerçekten evet. sorduk seyircimize ve internetten de aldığımız cevaplar var. Süper bir gücünüz olsa ne yapmak isterdiniz diye. Seyfullah demiş ki Leyla Lidya Tuğutlu'yu kendime aşık etmek isterdim demiş. Ya. Seyfullah burada mı Seyfullah? Önce bir Seyfullah'ı gör de ondan sonra ya. Çok tatlı. Önden ya dersin Seyfullah bir kalkar böyle. Seyfullah burada mı nerede? Seyfullah'cığım yakışıklı adammış Seyfullah güzel. Çok mu beğeniyorsunuz Leyla Lidya Hanım'ı? Beğeniyorsunuz. Peki. Hadi bakalım. Ben de Bağcılar Belediyesi'nin bana vermiş olduğu. Talha demiş ki geleceğe gitme olsa 10 yıl sonraya gider. Arka sokaklar hala devam ediyor mu diye bakalım. bir Galatasaraylı olarak Kadıköy'de galibiyet görmek isterdim süper gücüm olsaydı demiş. Bu arada unutmayalım. Milli takımımızı şiddetle tebrik ediyoruz. Dünkü galibiyetten dolayı. İzleyebildin mi maçı? İzleyemedim. Maçı izleyebildiniz mi? Sizin ateş set vardı. Evet. İzledim. Güzel maçtı. Çok güzel maç. Abi ne güzel oynamaya güzel. Başladı Nefis, takım ya. Nefis çok güzel. Maşallah inşallah Haziran'da da Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'da çok iyi olacaklar. İyi, takım çok iyi gidiyor. Gerçekten bence iyi. Biz turnuvalarda çok hem şanslıyız hem iyiyiz. Yani acayip bir bizim, turnuva. Bizim öyle bir şansımız vardır. Çünkü o motivasyon da gerçekten bizim futbolcuları. Hani Türk insanı da öyledir ya. Doğru. Yumurta kapıya geldiğinde ben... can havliyle her şeyi aynen. yapar. Bir tabii takımın Fatih Hoca da çok büyük. İspanya, yani Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti mi var? Bizim grupta mı? Evet. Yanlış mı? İspanya var. İspanya, Çek Cumhuriyeti var. Hırvatistan da var benim bildiğim. Hırvatistan da var. Bilen var mı bizim grupta kimler var? Değil mi? Öyleydi sanırım. Sadece elimi kaldırın diyorsun. Söylemem diyorsun. Çok teşekkür ederim. Bana kalsın. Ayrıca Antalya seyircisine de buradan büyük alkış. Harika. Evet. Harika bir seyirci. Konya seyircisi, Antalya seyircisi bunlar lazım işte. Süper bir gücüm olsa Tarkan'ı Beyaz Şov'a getirmek isterdim demiş. Boşa alkışlar. Hep boşa alkışlar. Tarkan'la fotoğraf çektirmiş miydin Fırat? Çektirmiş gördüm. Çektirdin evet, mi? Evet. Sana da geldi bir ben kaldım yani. Kıpçak demiş ki sebebini bilmiyorum ama baş parmağımda gözüm olsun isterdim demiş. Allah Allah. Süper gücüm olsaydı süper gücü olmayanlara süper güç verirdim. Çok yardımseverimdir. Beyaz abi ismimi de okursan Rize'den sana kuru çay yollarım demiş. Kenan Aloğlu, Kenan Aloğlu. Lütfen dahiliyeyi. Süper gücüm olsa seni evlendirmek isterdim demiş. Senin süper gücün de yetmez ona ben sana söyleyeyim. Bütün kanalları kapatıp hepsinde Beyaz Show'u yayınladım. Görünmez olup Beyaz'ı öperdim demiş bak. Bunlar hep yanına gelmek isterdim demiş. Süper gücüm olsa Survivor'dan Nihal'i kovmak isterdim. Güzel. Ahmet Emre Çam demiş ki Ukrayna'yı Türkiye'ye yakınlaştırdım demiş. Evet.
Name demiş ki kendimi yeniden başlatırdım. Çünkü sanki bu hayatı başkası istemiş de bana kalmış gibi. Misafirliğe gittiğim evdeki havluyu bulurdum süper gücüm olsa o güçle. Yoksa hep kapının arkasındaki bornoza elimizi burnumuzu silmek zorunda kalırdık. Çok doğru. Vizeler var abi süper güç dinlemez demiş. Ağzı almayan sakız yormak. Beyaz abi ne özel gücü ben hala duşta suyu ayarlayamıyorum demiş. Evet güzel güzel. Evlilik programındaki son gülü şarkıcı yapıp yurt dışı turnesine çıkartmak isterdim. Ekran karşısında aldığımız zevki onlar da alsınlar diye demiş. Peki bunlar bunlar. Çok çok teşekkür ediyoruz bunları gönderen arkadaşlara da.